Merhaba, bugün Mersin Erdem'deyiz. Tarım bahçemize gidiyoruz. Yanımda Veli amcam ve halam var. Size limon bahçesi hakkında bilgi vereceğiz. Bahçemize geldik. Bu defne, diğer adıyla teynel ağacı. Halam ve Veli amcam burada. Bugün onlar bize eşlik edecek, anlatacaklar. Bu da limon bahçemiz. Şu an hasat zamanı. Bölümün birinde hasat yapılıyor. Hatta bölümün birine hasat yapılıyor. Kesildikten sonra ne oluyor hala? Nereye gidiyor? Tüccar topluyor, götürüyor. Anlaşılmış kişilerle ne birlikte satışa, yurt içi ve yurt dışına gidiyor. Mis gibi. Biberiye değil ya. Kuş olmaz mı Necip? Her derde deva, mis gibi kokar. En değerli, belirli yerlerinde yetişen ünlü ürünlerimizdendir. Bu limon sadece Mersin Erdemli Limonlu semtine, Mersinlere, Tırtar arasında yetişen limondur. Hatta ilçemiz limonun başkenti diye geçiyor. Evet. Erdemli. Bu limonlar geçerli, en güzel limonlardır. Dayanıklıdır. Yatağa uygun. Bak limonumuzun güzelliğine bak. Misler gibi. Evet. Bizim yöremizin en güzel narinciyesi buradadır. Biz her şeyde kullanırız. Tantunimizde, çorbamızda. Evet. Sanki bahar gelmiş gibi buralara. Bizim limonumuz 18 yaşında. 18 yılda bu hale geldi. Şimdi hasat zamanından sonra ilaçlama, ağaçlara ilaçlama ve gübresini vereceğiz. Yazlık bakımına başlayacağız. İşte ürün bitiyor, gelecek yılın ürününe. Gelecek yıla yatırım. Evet. Bahçemiz iki bölümden oluşuyor. Oluşuyor, evet. Bölümün birisinde hasat var. Buradan görebiliriz. Evet, gördüğünüz görünüyorlar. Gibi. Çalışma var diğer bölümde. Evet. Ayrıyeten zeytin de var. Bu zeytin, ilçemize has. Ceviz. Cevizimiz var. Bahçemizde yemişimiz var. Çeşitli ürünlerimiz var. Her yıl ne zaman gelirseniz gelin mutlaka bir meyve bulunur. Bereketli topraklar. Kış uykusunda da uyanmış. Zeytin ileride sanırım. Evet ya. Zeytinimizi de kestireyim. Aynı zamanda hem limon hem çiçek. Bak, döküldü. Epey zahmetli. Çok zahmetli. Çok işli. Masraflı. Masraflı. Masrafı var. Toplaması falan da zor çünkü bakın görüyorsunuz dikenli. Dikenli. Bizim Akdeniz bölgesinde özellikle Mersin bölgesinin geliri bu narinciye üzerindedir. Zeytin yurdumuzun belirli yerlerinde olduğu gibi buralarda da var. Zeytin her yerde yetişen bir üründür. Biz zeytinyağımızı da kendimiz üretiyoruz. Onları bir güzel topluyoruz. Çok lezzetli oluyor bütün yemeklerde. Doğal. %100 doğal. Şifalıdır. Sonra fabrikaya götürüyoruz. Ve zeytinyağını elde etmiş oluyoruz. Zeytin bahçemizin kenarına ekmişiz. Rüzgardan
bahçemizi korusun, et ürünü olsun diye. Kendi yiyeceğimiz yağımızı kendimiz çıkartıyoruz. Ürünlerimiz doğaldır, kendimizindir. Aynı zamanda hem limon hem çiçek. Bu limonun ismi yediverendir. Bunların da cinsleri oluyor. Evet, yılın her mevsimi meyvesi eksik olmaz. Bulunur, üzerinde bulunur mutlaka. Ay, işte öyle. Göründüğü üzere çiçekleri var. Hem çiçeği hem meyvesi bir arada. Evet. Benden birisi mevsim erdemlidir. Sizleri de bekleriz. Buyurun gelin. İnşallah. Gelirler ve yerinde görürler. İnşallah. Da beğenirler. İnşallah. Ben çok özlüyorum. Bilmiyorum memleketim olduğundan mı? Herkes memleketini özler, sen daha çok özlersin tabii. Buranın geçim kaynağı narenci. Evet. Meryem'cim, bu da kayısı. O da uykuda. Bunun da bir meyvesi var, evet. Kış uykusunda. Aa, gel, çekim var, gel, gel. Değiliz. Ürün değiliz. Merhaba. Merhaba. Zeytin de tanıttın mı? Evet, zeytin de tanıttık. Evet. Tamam olabilir. Güzel. Tamam. Çok bak, teşekkür ederim. Yok, mutlu. Ya bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Çok güzel çıkıyorsunuz bir de doğaya. Evet, aynısını istiyoruz bize. Atta hatır olsun. Tamam. Limonu toplayalım sana bir de. Şimdi ben kendim için limon istedim. Biz limonu tuzlayıp yiyoruz. Kabargın, şatap limonu. Biber de atın. Biber de atarız. Merhaba, karşımda Veli amcam var. Veli amca, kaç yıldır bu bahçeyle ilgileniyorsun? 15 yaşında bahçemiz. Su sıkıntısı oluyor mu? Bakımı zor mu? Kurak yıllarda su sıkıntımız oluyor. Normal zamanda su sıkıntımız olmuyor ama bazı yıllar kurak geçebiliyor. Hı hı. Bakımı işte bahar bakımı var. Yaz döneminde ilaçlamaları var. Şu anda hasat mevsimi, hasat yapılıyor. Evet, bahçenin diğer tarafında tezgah. Evet, işçiler çalışıyor. Evet, işçileri gördüm. Evet. Çok güzel bir kokusu var bu limonun. Limonumuz bu sene hasat iyi, verim yüksek. Maşallah. Şu an limonda hasat zamanı. Limonlarımız kesiliyor. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Turgut'un kızı bu. Nasıl bu? Şey, Turgut değil mi? Ahmet'in lastikçinin lastikçinin kızı. Şey. Lastikçinin kızı. Evet, badana. Eniştesi badana, fark etmez. Kolay gelsin abla. Sağ ol, teşekkür ederim. Zor mu kesim? Yok, güzel. Dikenli olması biraz şey sanırım. Evet. Ama güzel, zevkli. Evet. Ben bugün bahçeye geldim. Her gün seçmedim. Limonda hasat zamanı.